Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Cumhur İttifakı neden çıldırıyor? 6 Şubat 2023 tarihi kuşku yok ki sadece Türkiye'nin değil dünyanın da deprem tarihine geçecektir. AKP iktidarının ilk 3 gün gösterdiği beceriksizlik ortadayken Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanları muhteşem yardım kampanyalarını 6 Şubat sabahından başlattılar. Bu yardımlar hala sürerken muhteşem bir atasözünü anımsayalım. İyilik et, denizi at, balık bilmezse halik bilir. Karşılık beklemeden iyilik yap, ilgili, senden iyilik gördüğünü bilmese de Tanrı iyilik yaptığını bilir ve sen bu davranışından dolayı iç rahatlığı duyarsın. AKP'li Cumhurbaşkanı'ndan CHP'li belediye başkanları hakkında tek bir övgü ve teşekkür duydunuz mu? Hayır. Tehdit, hakaret, küfür duydunuz mu? Evet, hem de çok. Bugün sizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ev sahipliği yapan Çankaya'mızın belediye başkanı Alper Taşdelen'in 6 Şubat'ta başlatıp hala sürdürdüğü deprem bölgesi yardımlarını özetliyorum ki Cumhur İttifakı neden çıldırıyor görün. Çankaya Belediyesi Ahmet Tener Kışlalı Spor Salonumuz ve Ümitköy Çankaya evimizde Ankara'nın en büyük yardım merkezini kurduk. Vatandaşlarımızdan gelen yardımlar çığ gibi büyüdü. Spor salonumuzda kolilerden adım atacak yer kalmadı. Personelimiz ve Çankayalı gönüllüler 24 saat çalıştı. Devam etmekle birlikte şu ana kadar insani yardım malzemesi taşıyan 90 tır, 41 yük kamyonu, 51 kamyonet, 8 minibüs, 1 cenaze aracı, 1 otobüs olmak üzere toplam 190 aracımızı deprem bölgelerine gönderdik. İnsani yardım malzemeleri deprem bölgelerinde AFAD'ın organizasyonunda depremden zarar gören insanlara dağıtıldı. Adana'ya gönderdiğimiz cenaze aracımız Adıyaman, Şanlıurfa illerimize cenazeleri taşıdı. Depremzedelere yardımlarımız Deprem illerinden Ankara'ya gelen depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. 22 Şubat 2023 tarihi itibariyle başta Çankaya Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ve Ümitköy Çankaya evimizden Ankara'ya gelen depremzede vatandaşlarımıza gıda, giyim, hijyen malzemesi yardımında bulunduk. Toplam 35.290 depremzede ile kucaklaştık. Depremzedelere ulaşım yardımlarımız. Deprem illerinden Kırıkkale'ye gelen 90 depremzede vatandaşımızı karşıladık. Belediyemize ait otobüslerimizle Kırıkkale Ankara arasında seferler yaparak vatandaşlarımızı Ankara'ya getirdik. Arama kurtarma çalışmalarımız sadece Ankara'da değil, depremin vurduğu bölgelerde de çalıştık. Deprem bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla 30 uzman belediye personelimizi Hatay'a gönderdik. Ekiplerimiz AFAD'ın organizasyonunda enkazlardan canlı kurtarma faaliyetlerine bizzat iştirak etti. Enkaz kaldırma çalışmalarımız. 2 iş makinesi, Bekolader, traktör, kepçe. 4 kamyon, 2 kamyonet ve 18 belediye personelimizi Kahramanmaraş'a gönderdik. Ekiplerimiz arama kurtarma, enkaz kaldırma, hafriyat ve mezar açma faaliyetlerine katıldı. Kahramanmaraş'a yardımlarımız Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş'a 48 adet seyyar tuvalet, gıda ürünleri, değişik tipte sobalar, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, yeni iç giyim ürünleri taşıyan 5 tır gönderdik. Ayrıca 1000 kişilik 3 öğün sıcak yemek vereceğimiz mutfağımızı da Kahramanmaraş'a kurduk. Değerli okurlarım, Recep Tayyip Erdoğan bir kez değil tam iki kez Cumhurbaşkanı olarak göreve başlarken namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık yemin etti. Haydi Erdoğan'ın siyasi rekabettekileri bir an olsun dikkate almayalım. 44 bine yakın yurttaşın hayatını kaybettiği, on binlerce yurttaşın yaralandığı Kahramanmaraş merkezi depremler sonrasına gelelim. Türk'ü, Kürd'ü, Alevisi, Sünnisi, fakiri, zengini, işçisi, memuru, emeklisi 84 milyon tek yürek oldu ama sen olamadın Erdoğan. Asrın felaketinde dahi tarafsız cumhurbaşkanı olamadın Erdoğan. 84 milyonu kucaklayamadın Erdoğan. Yazık. Çok yazık. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.